Mauryan Spor olarak gerçekten güzel mücadele ettiniz. Öne geçtiniz. 85 dakika önde götürdünüz maçı. Ama son dakika işi tutamadınız artık. Beraberlik. Sonrasında da penaltılar biliyorsun. Atanın iyi olacak. Tutanın iyi olacak. Bir felsefe var ama bugün tutanlara çok fazla iş düşmedi. Atanlara iş düştü. Kaçıranlar oldu. Sonucunda da Mauryan yarı finalde elendi. Ne demek istersin? Abi maça iyi başladık. Evet. İyi de devam ediyoruz. Sonra bazı olaylar oldu. Bu bizi biraz düşürdü oyundan. Hücumsal önde. Fırsatları teptik. 2'yi bulsak maçı bitirebilirdik. Sonra yani rakibin de pek bir pozisyonu yok. Bir kere geldiler. Kaçırdık. Yedik golü. Sonra penaltılarda da 2 kere fırsat geldi. Yapacak bir şey yok. Şans bizden yana değilmiş. Seneye daha güçlü bir Mauryan olur inşallah. Ahmet abi seni böyle alayım. Seninle de yayını noktalayalım. Evet. Maç içerisinde maçı anlatırken dedin ki atamayana atarlar kuralı var. Mauryan çok kaçırıyor bunları arar dedin. Kaçırdı. Sonunda penaltılarda da maçı verdi rakibine. Evet. Ne demek istersin? Evet Ethem, spikerlik gömlemi çıkardım. Şu an Mauryan Spor'un elenen bir takımın, iyi mücadele eden bir takımın oyuncusu olarak konuşacağım. Evet. Takım Mauryan Spor çok iyi hazırlandı. Rakibini çok iyi analiz etmiş. Biliyorsun 3 oyuncumuz eksik demiştim maç anlatırken de. Çok önemli oyuncular eksikti. Onlardan yararlanamadı. Rakibimizi o kadar iyi analiz etmişler ki sahada gerçekten çok iyi mücadele ettiler. 1-0 öne geçtik. Pozisyonlar bulduk. Çok net pozisyonlardı. Yani 2'yi, 3'ü üst üste atabileceğimiz pozisyonlardı. Ama olmadı. Orada futbolun her zaman derim altın kuralı. Atamayan atarlar. Bir galibi olacak derken 85. dakikada Abeş Çelik gerçekten klasına yakışır bir gol attı. Takımına umut taşıladı. 1-1. Daha önceden biliyorsun Enes hocamın yayın serin futbolu yaparken Yalçın Üstek hakkında da bu turnuvaya damga vurmaya geliyorum. İlk yayla turnuvalara gelişiymiş kardeşimizin. Penaltı atışlarındaki başarısıyla grup başlarında da kendisi hissediyordu. Ama bugün senin de dediğin gibi aslında kalecilerin tutanın değil de atanın ön plana çıktığı bir durumdu. İki kaleci de çok iyi mücadele etti kalecilerinde. Nasip her zaman derim bazen kısmet ve nasip vardır. Gürcan Dede için geçen sene çeyrek finalde penaltılarda, bu sene yarı finalde penaltılarda. Ama şu var ben diyorum turnuvanın güzelliği bu için. Bu belki de bir hazırlıktır finale doğru işte her işte, sene biber diyor biber. Kesinlikle dedemin yılmayacağını biliyorum. Şunu biliyorum turnuvamız gördün yarı final maçlarını. Evet. Çok üst düzey tempoda geçti. Biri penaltılara gitti. Diğeri biliyorsun hani gitti geldi penaltılar falan. Şunu gördük üste doğru koyuyoruz. Sivişli Spor maçına dönmek istiyorum. Aslında kırmızı kartı yemeselerdi maçın gidişatı biraz daha değişebilirdi bence. Çok değişirdi. Şunu söyleyeceğim. Sivişli'yi zaten Sivişli yapan her zaman geri dönüşleri. Evet. O baskı. Ama ALK bugün ben her zaman dedim. Bugün bu turnuvaya kadar temposuyla damga vuran iki takım vardı. Biri ALK Gerdibi, biri de Kıcak. Bunu diyordum. Finale bu iki takımı yakıştırıyordum. Dün de yorumlarda onu söylemiştim. ALK da çok iyi başladı. Temposu çok yüksekti. Eğer bir kırmızı karttan önce ilk yarıya, ikinci yarıya çıkarken o penaltıyı atsalar, 2-1 ile girseler yine farklı bir senaryo konuştuk. Maç içinde kırılma anları çok oldu. Sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Turnuvamız iyi yere gidiyor. İstenmeyen görüntüler mutlaka olacak. Ya çünkü bir hedef büyük. Kalite olduğu için herkes istiyor. Bunları da azaltarak Aladağ TV ile birlikte turnuvamız yani daha da büyüyerek devam edecek diye düşünüyorum. Diğer yayınlarda artık finali dört gözle bekliyoruz. Biliyorsun bugün sesim ve karnım ağrılar gibi. Yani çünkü bağırmıştı. Heyecan arttı. İnşallah Ethem finali de sağ salim sağlıklı bir şekilde yaparız. Hak edenin kazandığı bir mücadele olur. Gelecek yıla da artık iyi planlamayla yapar. 2025'i bekleriz. Adana'da ikamet eden arkadaşlar bu turnuvanın kıymetini çok anlamayabilirler ama Aladağ'da ikamet eden bizler için çok 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 önem arz ediyor. Tüm yıl bu turnuvayı bekliyoruz. Hayalleriyle yaşıyoruz. İnşallah bu turnuvadan olmayız diyoruz. Gelişerek devam ederiz diyoruz. Bu kadar. Peki. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum Ahmet.